Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve uzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden inşallah devam ediyoruz. 10. söze varmak benim için çok anlamlı. Neden? Çünkü 10. söz benim Risale-i Nur'dan ilk aldığım ders, gözümü açan ders. Bundan işte yaklaşık 20 yıl oldu neredeyse, 19-20 yıl oldu. Nesil yayınlarında işe başladığımda ilk cuma dersine kalmıştım. Tolga abinin ısrarıyla hani kal beraber gideriz diye. O zamanlar cuma akşamları Kenan Demirtaş Hoca'nın Haşir Risalesi dersleri oluyordu nesil yayınlarının mescidinde. En üst katında. Tabii eski binasının, şimdi o binalar nesil yayınlarına ait değil. Çoban Çeşme'deki binasından bahsediyorum. Orada Haşir Risalesi dersini dinlediğim zaman benim gözüm açılmıştı. Ya bu kitaplar böyle kitaplar mıymış? Bu haşir meselesi böyle apaçık, kolaylıkla ispat edilebilir miymiş? Yani çok nevrimi döndürmüştü o ders. O dersten sonra hatta eve giderken, oradan benim eve işte yarım saatte, 40 dakikada falan yürünüyordu. Kuleli'de oturuyordum o zamanlar. Yani hep böyle kafamda şey, ya nasıl ispat ediliyormuş bunlar, bu kadar kolay mıymış falan, bu kadar basitçe, bu kadar rahat, hiç böyle düşünmemiştim falan. Bunları düşünerek, söyleyerek, belki söylenerek açıktan da eve kadar yürümüştüm o gün. Ve o günden sonra benim gözüm Risale-i Nur'a açıldı. Ha ondan evvel külliyatı bilmiyor muydum? Elbette biliyordum, duymuştum. Evde de vardı bazı kitaplar, abim almıştı. Ama işte kitaplardan bir kitap. Dini bir eser. Bediüzzaman Hazretleri de bir alim. Alimlerden bir alim. Böyle geliyordu bana. Kenan Demirtaş Hoca'dan Allah razı olsun o derste gözümü açtı. Ondan sonra benim için Risale-i Nur bir mürşid oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ay gibi bir sürede ben bütün külliyatı okudum. Yani başlayıp sözlerden işte en son hangisini okuduysam bitirmem 4 ay sürdü. Bir daha o başarıya ulaştım mı? Yok, ulaşamadım yani. Bir daha 4 ayda bütün külliyatı bitirdiğim olmadı. Külliyat dediğiniz 14 tane kitap, yani az değil. Bir daha da öyle bir muvaffakiyet nasip olmadı. Demek ki o ihlas bir kere oluyormuş. Fakat okumayı da hiç bırakmadım. Külliyatı elimden geldiğince düzenli bir şekilde, elbette her gün başarabildim diyemem ama düzenli bir şekilde okumaya gayret ettim. Dersimi almaya çalıştım, üzerine düşündüm, yazdım. Böyle böyle elhamdülillah 20 yıl neredeyse geçti. Cenab-ı Hak bu meslekte inşallah ahir ömrümüze kadar kalmayı, ihlas ile çalışabilmeyi nasip eylesin. Hakikaten hayatı anlamlı kılan da bu. O yüzden 10. söz benim için çok değerli, çok önemli. Ayrıca sözlerin içinde uzunca bir bahis olduğu için, hani nereden baksanız, bakınız 50, neredeyse 100 sayfa söz basıma göre. Mesela 82. sayfadan başlıyor 10. söz söz basıma göre. 176. sayfada bitiyor 10. söz o zeyilleriyle falan birlikte. Neredeyse 100 sayfa böyle bir bahis. Bu bahsin yazılmasına dair söylenenler içinde Ahmet Özkılınç abinin söylediği şey mühim. İşte o zamanlar Abdullah Cevdet, Doktor Abdullah Cevdet meşhur münkirlerden ahiretin olmadığına dair bir çalışma başlatmış resimli Ay Mecmuası'nda galiba. Bediüzzaman Hazretleri de Haşir Risalesi'ni onun bu çalışmasında denk düşen bir zamanda yazmış gibi duruyor. Tarihçesine baktığımızda. Yani o haşir yok diye çalışırken Üstad Hazretleri de haşirin varlığını ispat eden, izah eden bir eser yazmış. Bu eseri hemen bastırmış. Daha o zamanlar harf yasağı gelmemiş. Kur'an harfleriyle basım yapılabiliyor. Onu yaptırmış, yaymış, hemen insanlara dağıtılmış ve böylece o fitnenin önü alınmış büyük ölçüde.
Ama muhakemata falan baktığınızda Bediüzzaman Hazretleri'nin zaten Haşr Risalesi gibi bir eser yazmaya niyetli olduğunu görüyorsunuz. Hatta orada ayeti zikrederek başlıyor. Hani yapacağım bu ayetin tefsirini diye. Fakat tamamı erdiremiyor. Demek ki hani şeyi varmış. Gene böyle bir eser. Belki bu kadar hacimli olmasa da bu tarz bir eser yazmaya Üstad Hazretleri'nin niyeti varmış. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin düşünce dünyasını eserlerinden takip ettiğinizde çoğu şeyin kısacık da olsa daha evvel yazıldığını, nota halinde kayıtlı olduğunu, ancak Risale-i Nur'la Yeni Sait döneminde onların daha çok açılarak yazıldığını, daha geniş izahlarla yazıldığını görüyoruz. Mesnevi Nuri'ye baktığınız zaman zaten kendisi ona fidanlık diyor. Orada külliyatta daha sonra rastlayacağınız birçok bahsin mücmel ifadesini, özetlenmiş halini bulabiliyorsunuz. 10. söze de bakar yerler Mesnevi-i Nuriye'de yok değil. Ama bu kapsamda, bu hacimde, bu bütünlükte yazılmamış. Elhamdülillah şimdi bu bahse başlayacağız. İnşallah 10. sözü okuduğumuzda hakkını verebilirsek eğer tefekkürümüzün, ahiret hakkında kafamızda bir acaba kalmayacak. Benim kalmamıştı. Sizde de o tesir olur diye düşünüyorum. Yani çok olabilir bir şeymiş diyorsunuz. Yani ne bu kadar kasılmışım, bu kadar zorlanmışım, daha önce buna inanmak niye benim için sorun olmuş? Bu gayet apaçık bir mevzuymuş diyorsunuz. Bana öyle dedirtmişti yani. Size de inşallah dedirtir. Pekala başlayalım. Çok konuştuk, bu bahis çok uzun sürecek. 10. söz. Haşr bahsi. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Buna benzer bir ihtarı biz nerede görmüştük? Ta birinci sözün başında görmüştük. İlk 8 söz hakkında, o küçük sözler hakkında Bediüzzaman Hazretleri, hatta bir ölçüde belki bütün külliyata bakar bir tarafı var onun. Şöyle bir şey söylemişti. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Burada askerlik temsilatını kullanmasının hikmetini söylüyordu. Ya da ona yer vereceğini söylüyordu. 10. sözde de neden temsiller, teşbihler kullandığını izah ediyor. Bir daha okuyayım. Şu risalelerde teşbih yani benzetme, teşebbüh ve temsilleri yani misallendirme, örneklendirme, hikayelerle anlatma gibi temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil yani kolaylaştırma, suhulet, hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, makul yani akla yatkın, mütenasip, uyumlu, muhkem, sağlam, mütesanit yani birbirine dayanıyor, tesanüt içinde, dayanışma içinde olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Yani bir hakikat bahsi gelecek. Normalde küçük sözlerde de bunu gördük. Bediüzzaman Hazretleri bizi biraz alıştırdı. 10. sözde bunu çok kapsamlı yapacak. Daha komplike bir şekilde yapacak. Ama küçük sözlerde de biraz bize talim yaptırdı. Önce hikayeyi anlattı, sonra hakikati anlattı. Önce hikayeyi anlattı, sonra hakikati anlattı. Tabiri caizse o küçük sözlerde biz bir alışkanlık kazandık. Hakikat, temsil, temsil, hakikat, hakikat, temsil, temsil, hakikat bir döngü sağladık zaten, bir pratiklik aldık. Şimdi o pratikliğin üstüne bu büyük bahis başlayacak.
Burada aynı şey lazım. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayet kabilinden. Kinayet ne demek? Yani kinaye temsil gene aynı manaya veriyor ama buradan ne demişler bakalım. Tam güzel tanımını okuyalım. Bir şeyi temsille ve dolaylı olarak anlatan sözler. Yani mesela 40 kişi, 40'ınızı da beceremediniz mi dersiniz? Hani 40 kişi derken orada tam 40 kişi var manasında değil. Çokluktan kinaye ederler. Yani çokluğunuzu kastetmiştir. Doğrudan o sözün manasını değil de. Aklımdan 1000 tane şey geçiyor dersiniz mesela. 1000 tane tam saydınız mı yani ne geçtiğini? Yok. Çokluktan kinayedir o. Bir göndermedir. Kinayet kabilinden yalnız onlara delalet ederler, işaret ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Risale-i Nur'da gördüğümüz temsiller bizi hakikate gönderecek hakikatler. Yani hakikatin daha çıplak şekline götürecek yine hakikatler. Masal değil. Hani böyle gerçeklikten bağımsız değil, gerçekliğin parçası olan şeyler. Ki biz daha önce de konuşmuştuk, Kur'an'da böyle kullanımlar çok var. Sünnette de böyle temsiller çok var. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de bu temsil kullanma dersini Kur'an'dan ve sünnetten almış. Burada okuyacağımız ayetlerde de var. Hem de mesela işte Cenab-ı Hak size bir efendisi olan köleyle birçok efendisi olan köleyi misal verdi diyor mesela. Niye misal verdi onu Kur'an? Yani tevhidle kainatın idaresi daha kolaydır. Çünkü birçok efendisi olan köle şaşırır hangisinin sözünü yapacağını, değil mi? Ya onun o efendim bunu diyor, bu efendim şunu diyor, şu efendim böyle söylüyor. Hangisini yapayım der. Ya da bir askerin birçok komutanı var mesela düşünün. Bir de bir asker var, bir tane komutanı var. Elbette tek olan, tevhid ile yönetilen daha kolay olur. Bir yaratılışı açıklamak da tevhid açısından daha kolaydır. Ona işaret etmek için ayet-i kerime böyle bir misal veriyor. Çoktur yani bu temsiller Kur'an'da örnek verilse bayağı bir verilebilir. Bizim mürşitlerimiz de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin de mesela Mesnevi-i Şerif'inde böyle temsiller çok var, hikayeli anlatım çok var. Onda da görürsünüz. Bostan ve Gülistan mesela Şeyh Sadi'nin yanlış hatırlamıyorsam mesela onda da temsiller görürsünüz. Allah hepsine rahmet etsin. Bu temsillerden hakikati anlatmak bizim alimlerimizin de bir geleneği diyelim yani bu yolu. Çünkü Kur'an'da ve sünnette var başta da söylediğimiz gibi. Bize bir şimdi bunu şey satıyorlar böyle sanki dışarıdan gelmiş gibi. İşte Beydaba Hindistan'da öyle bir eser yazdı. Yok İran'da mıydı Hindistan'da mıydı? Ne için? İşte kralı ikna etmek için kral çok zalimdi falan onu uyarmak için bir şey yazdı. Kelile ve Dinme'yi yazdı. Ondan sonra işte ondan da işte Müslümanlar aldı Bostan Gülistan işte oradan fabul oldu bilmem ne. Yani aslında bu şey vahyin içinde vardı. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan gelin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar Cenab-ı Hak bu vahyin hakikati içine temsillerle anlatımı koymuş. Çünkü kainatın içine zaten böyle bağlar koymuş. Biz bir önceki derste hatta bir önceki ders silsilesinde 9. sözü konuşurken neyi gördük? O namazın vakitleriyle büyük alemin döngüsü arasında bağ var dedik değil mi? Bütün 9. sözün üzerine inşa edildiği mantık buydu. İşte yatsı ahireti andırıyor, akşam kıyameti andırıyor, ilkindi kıyamet öncesini ahir zaman andırıyor. Öyle efendime söyleyeyim başka bir şey işte ne bileyim sabah başka bir şey dünyanın yaratılışını andırıyor falan o kısımda hatırlayacaksınız konuştuk bunları çok. Bu sadece namaz ve namaz vakitleri için mi geçerli? Hayır. Aslında her şeyde küçük daire büyük daire birbirine bakar yan ve yönler var. Esma-ül Hüsna arasında birbirine bakar vecihler var. Cenab-ı Hak kainatı böyle bir ilişkiler ağı içinde yaratmış. Biri diğerinin numunesi, öteki ötekinin işte daha külliyetlisi falan. Mesela nasıl oradaki üçüncü hakikatte ne denmişti? Hadi okuyalım onu da hatırlayalım. Dokuzuncu sözün üçüncü hakikati gözümüzü açacak zaten onu açmaya yeter.
Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır. İnsan alemin özeti yani. Ve Fatiha-i Şerif ve şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Kur'an'da Fatiha da toplanmış, temsil edilmiş. Namaz dahi. Bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Bak, insan öyle, Fatiha böyle, işte namaz öyle. Şimdi bunlar böyle, alemin tamamı böyle demek ki yani. Biraz da biz bakış açımızı yukarıya kaldırırsak, büyük görürsek anlıyoruz ki alemde her şeyin arasında böyle bir ilişki ağı var. O yüzden temsil kullandığımızda biz ne yapmış oluyoruz? Zaten alemde olan o ilişki bağının üzerinde durmuş oluyoruz. Belki bu yüzden temsil bize çok ikna edici geliyor. Çünkü varlık da öyle. Mesela birisine desen ki işte güneş nasıl bu lamba odanı aydınlatıyor? Güneş de dünyayı öyle aydınlatıyor. Dın, tamam anladım. Niye anlıyor? Çünkü o temsil şeyi var doğada ilişki olarak. O ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Zaten o ikisi aynı kanunun parçası, aydınlatma kanunu. Yani lambayla güneşin ilişkisi her ne kadar onların fiziksel olarak ışığı üretme şekli değişik de olsa, birisi elektrikli atıyorum, diğeri işte ne oluyor, ne diyorlar adı ona, füzyonla mı, füzyonla galiba, üretse de işte helyum yanıyor, hidrojen mi oluyor, öyle bir şey. Öyle hatırlıyorum yani, hayal meyal lisedeki fizik derslerinden falan. E şimdi böyleyse bunların arasında aynı kanunun fertleri olma itibariyle elbette bir temsille kurulabilecek ilgiler var. E sen nasıl elindeki topu havaya atıyorsun, yere düşüyor, öyle de gök taşı dünyaya geliyor. Bak, ilgi kurdun, yine kütle çekim kanunuyla bağladın, dünya çekiyor. Senin topunu çektiği gibi onu da çekiyor. Ya da sen nasıl bir iple etrafında işte bir şeyi çeviriyorsan, ay da dünyanın etrafında öyle dönüyor bak. Bir kanunla bağladın. Aslında aynı kanunun fertleri olabileceğini hissettirdin karşındakine. Temsilin yaptığı bu. Aynı kanunun fertleri olabileceğini, olabileceğimizi hissettirme. Onu hissettirdiğin zaman adam olabilirliğini kavruyor mevzuna. Bu oluyorsa bu da olur diyor. İşte Haşir Risalesi de 10. sözde yani. Az önce hem Haşir Risalesi hem 10. söz ikisini birden söylemeye çalıştım. Huşur Risalesi gibi bir şey oldu. Pardon. Yani Haşir Risalesi de aslında bize işte bu yolla haşrin gayet mümkün ve zaten olması gereken bir şey olduğunu ve kolay olduğunu kainat üzerinden anlatıyor. Bunu ona kim öğretiyor? Yine Kur'an öğretiyor. İşte bu ayetlerle. Bismillahirrahmanirrahim. فَنْظُرْ اِلَى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bir daha okuyayım teberrüken. فَنْظُرْ اِلَى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ben bilmiyorum bu hani Arapçayı falan ama bu ayeti ne zaman okusam bir şey hissederim. Hani ehli daha iyi bilir. Tabi belagat ihtisası olanlar daha iyi bilir. Sanki böyle bir meydan okuma, bir coşku, fenzurila, hani böyle şey var, bir haykırış, nasıl diyeyim, bir haşyet hissediyorum yani. Bu ayetlerde bir heyecanlı bir şey var yani. Şimdi tarif edemiyorum maalesef. Onun tanımını da size yapamıyorum çünkü bu konuda cahilim. Arapçanın inceliklerini de bilmiyorum. Belagat, yani özetle bir bilgimiz var ama onun dışında incelikleri burada nasıl anlatılır, neyle anlatılır onu da bilmiyorum. Ama bu ayeti okuduğum zaman hep bana o şey geliyor. Yani bu mevzu bitirilmiş gibi böyle. Hani birisi bir şey söyler, bu iş bitti. Bitti bu iş. Hani öyle bir işi bitirme şeyi var sanki, edası var bu ayette. Zaten öyledir, Kur'an ayetleri onun üstüne söz olur mu? Ama hani o eda, o söyleniş bu şeyin içinde insana kendisini hissettiriyor haşmetiyle. Peki ne buyruluyor burada? Kısa bir mealini vermiş söz basıp oradan alıntılayalım.
Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım kısa mealini. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Elbette meal ayetin kendisi değil, ayetin içinde bundan çok daha üst aşkın şeyler de söyleniyor. Bu böyle şöyle böyle özetle hani ne söylenmiş insan cümleleriyle onun ifadesi, yani meal insan cümlesi. Buradaki Allah kelamı. Elbette o onu taşıyamaz yani. Şurada yabancı dilden bir şiir çevirisi yapılsa şiirin şiirliği kalmıyor. Bambaşka nesil gibi bir şey oluyor. Üstelik manası, sanatı, her şeyi kayboluyor yani. Manası bile tam korunmuyor. O şair belki orada bir sürü kelime oyunu yaptı, bir sürü çağrışım olacaktı. Sen onu nesirle bozdun, çevirdin. Bozduğun için de onları artık diğer tarafa taşınamadı. Şiirde normal insan cümlesinde bu iş böyleyken kaldı ki Allah kelamı. O hiç normal bir dile, kendinden başka bir şeye dökülmeden, saçılmadan, kırılmadan çevrilebilir mi? Birebir aynısı sayılabilir mi? Yani azıcık edebiyattan anlayan insan böyle bir şeyin mümkün olmayacağını bilir. Biz bile çok azını biliyoruz edebiyatın. Ama okuduğumuz eserlerden diyoruz mesela, bak işte bu şey kalmamış. Bak Mevlana'nın şiirini adam çevirmiş. Farsçasını okuyorsun, anlamasan da kalbin kanatlanıyor. Türkçesini okuyorsun, bu ne diyorsun ya? Hani hadi manasından böyle bir şey oluyor ama nerede kaldı o sesler, o uyumlar? Onun hissettirdikleri söz sade anlamı mı? Hayır, çağrışımlar vesaire, bir sürü veçi var sözün. Yani söylenişiyle bile söze katılanlar var. İşte o anlamda meal kesinlikle tabii yani insan sözüdür meal. Allah sözü değildir haşa. Ama şöyle böyle ayette neden bahsedilmiş azıcık özetle hissettiriyor bize. Burada da mesela şeyi anlıyoruz. Hani ayetin üzerine kurulu olduğu mantığı çıkarabiliyoruz. Ne diyor ayet bize? O her şeye hakkı, sondan başlıyorum meal. O her şeye hakkıyla kadirdir diyor. Burada mesela onun geçiş şekli ve hu ala kulli şeyin kadir diyor. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani her şeye gücü yeter. Onun gücünün yetmeyeceği bir şey yok. Bir işi bir işine mani olmaz. Bir yaratışı diğerini engellemez. Büyük küçük ayrımı yoktur. Zor kolay diye bir şey yoktur. Onun gücünün sınırı yoktur. Zatidir zaten. O anlamda bir şey bunu, onun yaratışını sınırlayamaz. O her şeye hakkıyla kadir. Nereden biliyoruz bunu? Yani mesela soru geldi buradan. O her şeye hakkıyla kadirdir. Nereden biliyoruz onu? Geri gidiyoruz. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bak, her şeye hakkıyla kadirdir. Nereden biliyoruz bunu? Ölümün ardından yeryüzünü diriltiyor. Baharda olanlar. Bunlar sana şeyi hissettirmiyor mu? Bir sonsuz kudreti hissettirmiyor mu? Baharda kaç tane canlı tekrar yeşeriyor, diriliyor desek? Yani onu biz sayısını tutamıyoruz. Zapt edemiyoruz. Olanları anlayamıyoruz yani. Böyle ancak tecellisi, yeşillendi her şey falan. O kadarını seziyoruz. Ama kaç tane canlı birden geldi dünyaya? Kaç tane yeni yaratılış oldu baharda? Bunu tayin edebilecek bir ilim, bir şey var mı bizde? Hele bir de onun içinde neler oldu? O canlıların içinde neler yaşandı? Yani bu nasıl bir kudret istiyor? İşte her şeye gücü yeten bir kudret istiyor yani. Baharı açıklamak ancak bununla mümkün. Baharı yaratanın orada gösterdiği azamet, orada gösterdiği çeşitlilik, orada gösterdiği güzellik, orada gösterdiği süratli yaratılış gibi gibi bir sürü katman, katman katman içinde o bahar şeyi, haşri bize Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu söylüyor. Peki bu bize ne öğretti? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir.
Şimdi düşün, baharda kaç tür canlıyı Cenab-ı Hak tekrar diriltti? Sayamıyoruz ki. Ağaçlar bir sürü, böcek türü bir sürü, işte kış uykusuna yatanlar kalktı, hayvanlar bir sürü, yeni hayvanlar dünyaya geldi bir sürü. Yani onları sayamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Şimdi bu kadar canlıyı Cenab-ı Hak dünyaya getirmiş, karıştırmamış, hepsine özel giysisini vermiş, ihtiyacını vermiş, şartlarını oluşturmuş, rızkını vermiş, havasını vermiş, ekmeğini vermiş, suyunu vermiş, toprağını vermiş, mekanını vermiş, zamanını vermiş. Hiçbirisi sorun olmamış. İnsan nasıl yaratılacak? Ya onların içinde insan ne ki? Yani düşünün, bir yılda sadece yaratılan sinek sayısı bütün insanlığı toplasan onun kaç katı? Yani o kadar çok böcek, sinek yaratıyor ki Cenab-ı Hak. İnsan sayısı onun yanında hiçbir şey. Onu yaratana her bahar. Ya insan ne ki yani? İnsana tekrar diriltmek ne ki onun için? Zaten yaratan o. Bu kadar da gösteriyor kudretin ne olduğunu. Elbette bir İsrafil'in suruyla aleyhisselam. Bu mümkün yani onun için. Ne zorluğu var ki? Bunu yapana o zor denir mi? Bediüzzaman Hazretleri'nin belki bu eserde de geçecek o. Görüyorsun diyor adam, mesela bir öyle bir sultan var ki dağları yerinden oynatıyor. Öyle bir kudreti var. Mesela öyle bir diyelim şeyi var. İş makineleri şusu busu. Dağları yerinden oynatıyor. Bilmem işte kayaları başka yerlere taşıyor falan filan. Sonra işte ona gidecek olan misafirlerin yoluna diyor bir kaya düşmüş. Diyorsun ki sen, ya bu kayayı kaldıramaz. Ya adam dağı yerinden oynatıyor dağı. O kaya onun için ne ki? Ya işte o manaya baktığımız zaman bu ayet bize bir bakış açısı öğretiyor. Diyor ki Cenab-ı Hak baharda bu kadar yaratış gösteriyor sana. Bu ispat eder ki o her şeye hakkıyla kadir. O her şeye hakkıyla kadirse elbette ölüleri de diriltir. Ha burada şunu sorabilirsin. Niye diriltsin ki? O da ayetin başında söyleniyor. Allah'ın rahmet eseri. Yani onu rahmet etmekten kim alıkoyabilir? Rahmetin bir gerekçeye ihtiyacı mı var şey anlamında söylüyorum. Hikmetsizlik bağlamında değil de yani bizdeki neden sonuç ilişkileri gibi mecbur bırakacak bir şeye ihtiyacı yoktur rahmetin. Biz 14. Leman'ın 2. makamında ne gördük? 1. sözün hemen ahirindeydi. Ya Cenab-ı Hak rahmetini şefaatçi yapmış. Bize ikramda bulunmak için rahmeti aramızda şefaatçi. Biz aczimizde, fakrımızda gittiğimiz zaman o rahmet üzerinden bize bahşediyor. Kemalini o rahmetiyle gösteriyor. Belki oradan 1-2 satır okumak da icap etti. Bakınız 10. söz nasıl böyle bütün sözlere gidiyor. Oraya da ilgimizi çekti şimdi. Mesela şurayı biraz okuyalım. Ey hadsiz aç ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki. O rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak, kemali intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istignai zatisi var. Yani kimseye muhtaç değil. İstinai zati sahibi. Ve o istinai mutlak içindedir. Yani Cenab-ı Hak mutlak bir zenginlik içinde. İhtiyatsızlık içinde. Yani yetersizliği yok ki bir noktada, haşa. Bir eksiği yok ki haşa dışarıdan yardım alsın veya ihtiyaç duysun. İlişkiye, ilgiye. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiye alel ıtlaktır. Yani bir zengindir. Ve bütün kainat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan, o müstagniye alel ıtlakın ve sultanı selmediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın.
hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o Zat-ı Akdes'e ve o Şems-i Ezel ve Ebede biz çenden nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. İlâ ahir bu mevzu devam ediyor. Yani gördük ki kudretin, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin yaratışa geçmesi için bizim gibi sebep-sonuç ilişkisine ihtiyacı yok. Yani rahmet bu anlamda şunu da ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti onu yaratışta bulunmaya, nasıl diyelim, doğru tabiri nasıl olur? Yani rahmeti yeter yaratış için. Dışarıdan bir nedene ihtiyacı yok ki. Yani biz insanlar olarak ona eksiği olan bir şey mi vereceğiz haşa? Onu bir şeye mecbur mu edeceğiz haşa? Bilmediği bir şey mi öğreteceğiz haşa ki ona böyle hani bizi yaratsın da o sayede o eksiği kapanmış olsun haşa? Elbette öyle bir şey söz konusu değil. Ama o rahmet sahibi. O rahmetinden dolayı ikram etmek istiyor. Keremde bulunmak istiyor. Kemalini bununla izhar ediyor. Biz de ona vesile oluyoruz. İşte yine geldik ayetin kapısına. Mealde ne deniyordu yine hatırlayalım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani her şeye hakkıyla kadir olan Allah'ın, bunu baharıyla ispat eden Allah'ın, baharda sayısız ölüyü dirilten Allah'ın haşir yapmaması için bir sebep yok ki rahmeti de bunu iktiza eder. İşte biz de şimdi bir meal vermiş olduk kendimizce. Ama değişik oldu yani. Kurgusunu biraz değiştirdik. Buna meal denmez. Ama içindeki mantık bağını anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın kudretini bahar ispat ediyor. Bahar da haşire gücü yettiğini ispat ediyor. Haşir de rahmetini ispat ediyor bir açıdan. Diğer açıdan da baharda gözüken rahmeti bizim yok olup gitmememiz gerektiğini söylüyor bize. Yani Allah kışın o kadar türü öldürüyor ama yazın tekrar diriltiyor. Onları öyle bırakmıyor yani ölü halde. Tekrar varlık sahasına getiriyor. Şimdi böyle bir rahmet, böyle bir merhamet, böyle bir yaratış, ikram görüyoruz biz her baharda. Böyle bir Allah bizi hiçliğe atar mı? Bak, bu da ikinci bir bağlam. Rahmetten bakınca da böyle gözüküyor. Bizi hiçliğe atar mı? Atmasının tek sebebi olabilirdi. Gücü yetmiyor olabilirdi belki, haşa. O zaman baharı nasıl yaptı? Demek ki o her şeye kadir. Yani gerekçe kalmadı. Demek ki bizi yaratacak. Bak, Kadir isminden gittik arkadan başka bir bağlam gördük. Bilmiyorum anlatabildim mi, rahmete bağladık işi. Rahmetten geldik, kudrete bağladık işi. Hani farklı düzlemlerden geldik, farklı sonuçlara çıktık. Yani o anlamda hakikaten ayet-i kerimelerden neler neler çıkarıyor ehli. Bizim çıkardığımız ne ki? Yani biz de zaten üstadımızdan öğrendik, kendimiz bir şey bulduk değil. O kadar hakikatler, ayet-i kerimelerin küçücük harfleri içinde, siyak sibak ilişkiler içinde saklanıyor ki şaşmamak elde değil. İnşallah külliyat yolculuğumuz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ne geldiğinde orada tabi ben ne kadar izah ederim bilemiyorum ama illaki üstadın sözlerinden siz bir şeyler anlayacaksınız. Çok şaşıracaksınız yani Kur'an'ın icazına, Cenab-ı Hakk'ın ancak kelamı olabileceğine yakinen inşallah iman edeceksiniz. Pekala, ayet üzerine bir parça konuştuk. Fakat bu konuşmamız sanmayın ki ayetle ilişkimizi kopardı. Hayır, metnin içinde dönebildiğimiz her fırsatta yine ayete dönmeye çalışacağız. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse. Bu çok önemli çünkü biz bu ayetleri konuşuyoruz. Onlardan geldiğimizi ve onlara geri döndüğümüzü, bu işin bir haydan gelip huya gitme meselesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Pekala.
hikmetle başlayalım. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda... Estağfurullah. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyle ise şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, adamın canını artık tak etmiş demek ki. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Bu kısmı bir konuşalım. Bu temsil. Gerçi hakikat bahsinde yine döneceğiz buraya ama hani ben temsil de giderken aklımızda kalsın diye konuşa konuşa gidelim istiyorum. Burada bize ne anlatıldı? Yani bu sahnedeki iki kişi kimler? Bu mekan neresi? Biz burada nereye düşüyoruz? Ona bir iki gönderme yapalım. Nasıl başlıyor? Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, dinle. Nefsimle beraber bak. Bu nefis meselesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat mürşitlerinin her zaman, özellikle mutasavvıf büyüklerin nazarımıza verdiği bir şey. Niçin? İnsan başkasına nişan aldığında, irşat vazifesinde kurşunun önünden çekilmemeli. Yani ne demek istiyorum? Bu çok tehlikeli bir şey. Bu işi yapanlar için, yani irşat vazifesinde bulunanlar için. Dersi başkasına okumak demek sadece. Yani sadece onların ihtiyacı var, benim artık ihtiyacım kalmadı. Veya bu onların hatası, bende o hata yok. Bu sizin artık probleme ait olmanız anlamına geliyor. Yani nefsin tezkiyesi, Bediüzzaman Hazretleri bunu hatveler bahsinde söylüyor, tezkiye etmemekte. Yani insanın temizliği, kalbinin temizliği, temiz olduğunu düşünmemekte. Temiz olduğunu düşündüğü zaman da kirlenmeye başlıyor. Hani biz çok duyarız işte namaz, oruç, ibadetler hakkında tavsiye verdiğiniz bazıları derler ki ya benim kalbim temiz. İşte bu problem aslında. Senin kendini öyle görmemen lazımdı. Çünkü sen insansın. İnsan, bırakın severek girdiği günahları, zaten yapısı itibariyle kusur işlemeye müsaittir. Unutmak diye bir şey var insanda. Yanılmak diye bir şey var insanda. Görememek diye bir şey var insanda. Karıştırmak diye bir şey var insanda. Aldatılmak diye bir şey var insanda. Nasıl diyelim? Yani
bizim mahluk oluşumuzdan kaynaklanan çok sınırlarımız var. Ve bu sınırlardan dolayı yaşarken hayrın, seçilmesi gerekenin, istikametli olanın tam ortasına isabet ettiremeyebiliyoruz. Bazen bunu kasten de yapıyoruz, bazen de bunu bilmeden yapıyoruz. İkisi de var. Hayır murad ediyoruz ama şartlarını tam kuşanamadığımız için şerre dönüşebiliyor. Bir adamı mesela çok araştırmadan başka bir dostumuza tavsiye ettiğimizde ya bununla ortak ol ben sevdim bu çocuğu falan dersin. O adam dolandırıcı çıkar, arkadaşını dolandırır. İşte hayır murad ederken şer oldu. Olur mu? Olur. Yaşanmıştır da. Veya işte başka bir iyilik düşüncesiyle bir şey yaparsın ama şartlarını tam kollamadığın için, tam tahlilini yapamadığın için iyilik niyetin kötü olur. İşte şeker hastasına bal yedirmek iyi değildir. Kollamazsan, bal yedirirsen abi şifalı bu şey, ya sen de iyileşirsin diye. Olur mu ama işte şeker hastasına bal olmaz. Başka hastalığa da başka bir şey olmaz mesela. Gibi gibi. Şimdi insanın o yüzden bizim insan olmakla yüzleşmemiz, kusurla yüzleşmemizle aynı zeminden başlıyor. Bakın İslam'da bu vurgu boşuna değil. Cenab-ı Hak elbette bizim ustamız olarak, sani hakimimiz olarak bizi herkesten iyi biliyor. Sen mükemmelsin, sen harikasın, sen bomba gibisin, sen başarısın, şu bu. Tamam bunlar da belki şey için lazım, şevklenmek için ama içeride bir yerde insanın kendi kusurlarına uyanık olması lazım. Allah'la başa başa kaldığında özellikle kusurlarını görmesi lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ben bomba gibiyim, müthişim, harikayım, böyle ibadet olmaz, böyle kulluk da olmaz bu şuurla. İnsan kul da kalamaz yani. Zincirini kırar başka bir yerlere gider savrulur yani içinde. Orada o dairede insanın içi de şube şube, lokomotif lokomotif. Yani bir kapıdan başkasına giriyorsunuz, oradan başka bir daireye geçiyorsunuz. Böyle kapı kapı, oda oda bir karakterimiz, kariyerimiz, insanlığımız var. O odalardan bir tanesinde bizim bunların hep farkında olmamız lazım. En içerideki oda belki o. Orada insan bu halini unutmamalı. Bu halini unutmayanlarla zaten rahat edersiniz. Bu halini unutmayanlara insan dersiniz. Ya adam var mesela, konuşuyorsunuz. Ya yanılıyor mesela, yanlış bir şey söylüyor. Abi yanıldığını kabul ettiremiyorsun adama. Yani böyle göster, delilini göster, şunu göster, yok. Ya böyle insanla anlaşabilir misin? Anlaşamazsın. O insan mı? Hayır, insaniyetinden uzaklaşmış. İnsan olsa, hata bende olabilir, özür dilerim dese, o belki o mevzu hiç büyümeyecek, suhuletle çözülecek. Yani orada yaşadığınız gerilim de aslında gösteriyor ki, o adam ters yola girmiş. Kendi içinde, insaniyetinde birisi ters yola girerse, yani fıtratına aykırı, yaratılışa aykırı, Cenab-ı Hakk'ın onun içine bıraktığı sırra aykırı hareket ederse, o insan çevresiyle sürtünmeye başlar. Bakın, tespit edin çevrenizde. Güzel ahlaktan uzaklaşmak, hani İslam'ın çerçevelediği, bize işaret ettiği güzel ahlaktan uzaklaşmak, aynı zamanda insanlıktan da uzaklaşmaktır. Öyle insan gördüğünüz zaman dersiniz ama İslam ahlakını kuşanmış birisini gördüğünüzde, yani ne hoş adam dersiniz mesela. Ne güzel adam. Bununla oturuyorum içim açılıyor ya falan dersiniz mesela. Niye? Doğru yolda gidiyor. Sürtünme yok. Kendisi için hazırlanmış olan şekilde gidiyor. Fıtratına uygun yaşıyor. Ha, o açıdan kime nasihat etsek, kime ateş etsek araya kendimizi koymalıyız. Neden? Bir, zaten vurulması gereken önce bizim nefsimiz. Yani öldürebiliyorsak zaten önce onu öldürelim ki başımıza bela olmasın süreçte. Çünkü o vurulmadığı zaman ona şımarıyor. Yani kafasına ne kadar vursanız yeridir. Bir o, iki, karşımızdakine giden kurşunu yumuşatmış oluruz. Adama ödede 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 söylediğin zaman o adam da heyheylenir. Ya arkadaş sen şey misin der, sütten çıkmış ak kaşık mısın? Ama araya kendini koyduğunda ona gidecek darbeyi de yavaşlatmış olursun. Yani insan kendi nefsiyle konuşur
Ama çevresindeki zaten alıcısı açık şekilde dinlediğinden alacağını alır. İşte o Beydaba için falan da diyorlar ya, Kelile ve Dinmen'in hikayesi için. Bir hükümdar varmış. İran mıydı, Hint hükümdarı mıydı? İkisinden birisiydi. Sasani hükümdar da olabilir, tam hatırlayamıyorum. Adam çok zulümler işliyor, yanlış işler yapıyor falan ama adamla konuşulmuyor. Yani konuşanı da astırıyor, kestiriyor. Yani öyle bir sultan, yanlışı yüzüne söylenmiyor yani. En son işte veziri, oğlu artık kimse, birileri gidiyorlar. Bu adam çok alim diyorlar Beydab'a. İşte ona gidiyorlar, diyorlar ki ya bizim böyle böyle bir problemimiz var. Biz bu sultanı uyarmak istiyoruz ama bu uyaramıyoruz, yüzüne kimse konuşamıyor. Nasıl yapacağız bunu? O da diyor ki ben onu hallederim. Nasıl? İşte o hikayeleri yazıyor. Hayvanlar üzerinden. İşte kurtla aslan, atıyorum tilkiyle bilmem şu. Onların yaşadığı maceralar üzerinden dersler veriyor. Sonra o dersleri sultanın huzurunda okuyorlar. Şimdi sultana bir şey diyor mu o hikayede? Yok. Ama sultan hissesini aldı mı? Ha, alıyor arada. O masal okundukça ben de diyor aslan, ben de aslanın yerindeyim falan. Evet, ben de öyle yapmasam iyi olur falan. Hatta işte ondan sonra o adamı, Beydaba'yı artık veziri mi yapmış falan, öyle okumuştum vaktiyle ama şimdi hepsi aklımda kalmamış. Fable türünün hikayesinde böyle bir şey var. Bu temsil mevzusunda böyle bir sır var. Bir şeyi temsille anlattığınız zaman o insana o kadar dokunmuyor. Yüzüne şöyle yap böyle yap demektense bir temsille anlattığınız zaman olayı, işte vaktiyle böyle böyle birisi varmış, o şöyle şöyle yapmış, sonra şöyle şöyle olmuş, böyle böyle olmuş. Adam o arada ha, alacağı varsa o da aradan seçiyor, kendini şeyini alıyor. Ha, tamam doğru bak. Bu hikayede anlatılan doğru bir şey. Ben de buradan hissemi almalıyım diyor. Kur'an da bize bunu ders veriyor. Sünnet-i Seniyye'de de bu var. Ve burada da mesela yine okuyacağımız yerde bir temsil var. İşte bu açıdan nefsimle beraber dinle şeyi önemli. Cenab-ı Hak her dersimizi, her hakikat arayışımızı, ifademizi muhatabımızdan önce kendi nefsimize, attığımız kurşunun önüne kendimizi koyarak verebilmeyi nasip eylesin. Çünkü ihtiyacımız var gerçekten. Yani insan ben bittim, oldum dedi mi bitmiştir. Yani oldum diyen ölmüştür derler ya, işte oldum diyen ölmüştür, bitmiştir onun hikayesi. Olmadım diyenin yükselmeye şeyi vardır. Yani daha çok yukarıya çıkmaya ihtimali vardır, imkanı vardır, arayışı vardır, çabası vardır. Oldum dediniz, öldüm dediniz yani. Bittiniz artık. Cenab-ı Hak bizi oldum diyenlerden eylemesin. Bizi kendimizde öldürmesin, kabuğumuzda öldürmesin inşallah. Her vakit kendi hakikatlerine hüşyar eylesin. Evet, temsil hikayeciyi nefsimle beraber bak dinle dedi. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir. Üstad da arada hemen şeyi çıtlattı. Cennet gibi güzel memleket bu temsildeki, şu dünyaymış. Gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan, kapıları açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Öyle bir yer. Var mı böyle bir yer? Var. Dünya dedi ya. Dünyada öyle değil mi? Siz şimdi diyeceksiniz ki ya olur mu, bizim çelik kapılarımız var, apartman kapısı var, biz daha yeni yaptırdık mesela bu yakınlarda, kale kapısı gibi. Öyle açılacak gibi değil yani. Başka işte sitelerin güvenlikleri var, binaların güvenlikleri var. Nerede öyle her şeyi alıyorsun falan filan. Da o bizim dahil olduğumuz kısmı. Biraz daha gözümüzü kaldırsak. Mesela elma ağaçlarına elma takmışlar değil mi? Var mı başında güvenlik görevlisi? Yok. Her yere Cenab-ı Hak tatlı su kaynakları koymuş, gölleri koymuş. Var mı o suyu ölçüp tartıp dağıtan? Veya birisinin içmesine mani olup buranın suyu bizimdir, şudur budur diyen? Yok. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz bir dağ manzarası, yepyeşil, güzel. Var mı sizin gözünüzü o yeşillikten, o güzellikten men eden? Yok. Bakıyorsunuz güneş her karşısına çıkan şeyi ısıtıyor. Var mı size ya bu bizim güneş, siz ısınamazsınız ne demek falan diyen?
Yok. Hava alıyorsunuz öyle. Başka başka şeyler öyle. Yani aslında alem hakikaten böyle. Bak, herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Güneş dikkat ediyor mu? Hava dikkat ediyor mu? Yani dikkat derken şu manada. Ya benden kim alacak, kim almayacak? Şu adam çok yaramaz, o benden nefes almasın diyor mu hava? Veya güneş diyor mu? Ya şu adam çok güneşimi çalıyor. Çok şişman bir adam. Çok kalıbı var. Benden çok şey alıyor, ışık alıyor. Onu bir daha aydınlatmayacağım falan diyor mu güneş böyle bir şey? Demiyor. Küsmüyor, kızmıyor. Her zaman her halükarda araya bulut girmediği sürece, fiziksel bir engel oluşmadığı sürece ışığından veriyor. Kapısı açık. Nimetlerin hep kapısı açık. Ha tamam, elbette bir kısmı bizim çalışmamıza, ücrete almaya, insanların karıştığı kısmı yani bağlı. Ama o kadar çok şeyden hesapsızca istifade ediyoruz ki. Bir de bu tarafına bakmak lazım. Oraya baktığımız zaman işte burası anlaşılır. Herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Ya sahiden öyle. Dünyada bir dikkatsizlik var bu anlamda. Bak, bu anlamda bir perspektif bu aslında. Hakikatte o dikkatsizlik değil. Ahiretle o bir anlam bulacak. Ama öyle bir durum var yani. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. O iki kişiden birisi, küçük sözlerin başından beri biliyorsunuz bir iki kişi var. İşte o iki kişiden birisi her şeyi çalıyormuş. Sormadan, yani alayım mı almayayım mı, bu kimin falan demeden istediği gibi kullanıyor. Ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip, hevesine tabi olup, uyup, her nevi zulmü, sefaheti, yani düşkünlüğü, kötü ahlakı irtikap ediyor, uyguluyor. İrtikap, uygulama diyebiliyorum. Yapmak, işlemek, evet. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Değil mi? Ahali de çok ilişmiyor insana. O kadar günahımız var, seyyiemiz var, isyanımız var. Cenab-ı Hak Halim. İnsanoğlu çok zararını görmüyor bu dünyada. Çünkü sırrı imtihan onu iktiza ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Miri mal ne demek? Devlet malı demek. Öyle biliyorum ben. Bakalım burada ne diye vermiş. Evet, devlete ait kamu malı. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Yani sivil olarak istihdam olmak ne demek? Allahu alem, Bediüzzaman Hazretleri burada şöyle bir manayı kastediyor. Yani ceza vermek bunların işi değil. Şimdi asker olsa orada sana cezanı verir. Ama sivil olarak çalışanlar çok şey olmazlar, topa girmezler. Hani memur kısmında bu vardır biraz. Teşbih olarak söyleyelim yani. Onları suçlamak gibi anlaşılmasın. Ya bana ne, ben vazifemi yaparım falan, hani şeye çok takılmazlar. Oranın güvenlik problemine veya denetmenliğine çok karışmaz o memurlar. Askeriyede mesela bir askerler var, bir de memurlar var kışlanın içinde. Memur kısmı asker kısmı gibi değil. Komutanlar çok disiplinli, çok sıkı veriyor veya çok baskı yapıyor erlere. Ama memurla iş yaptığınızda memur rahat, kafana göre takıl diyor mesela. Sen mi bitireceksin buranın işini diyor falan. Sana da cesaret veriyor tembellik için. Bu işte sivil olarak istihdam edilmek. Yani onlara verilmemiş o görev ki. Seni çalıştırmak, senin disiplinini sağlamak, oranın güvenliğini sağlamak gibi şeyler, o adamlara verilmemiş o görev. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Evet, görevliler ama o görevleri şey değil, askerlik gibi değil tam böyle. Hani sınırı korumak onların görevi değil. Öyle olsa zaten sana yaptırmazlardı o işi. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Evet.
Fakat intizam şedittir. Bak, sana çok ilişmiyorlar ama intizam şedittir. Sen diyor burada karışıklık yaşıyorsun. Kafa karışıklığın burada. Bu işler çok düzenli. Sen alıyorsun, satıyorsun, karıştırıyorsun. Sana bir şey olmuyor. Sen sanıyorsun ki ha, ben yaptım, ettim, bana bir şey olmadı. Demek ki burada düzen yok. Ama diyor bak etrafa, intizam çok şedid. Çok düzenli buranın diyor intizamı. Her şey gram gram, gıdım gıdım, adım adım ölçülüyor. Kimse görevinden bir saniye sapmıyor. Demek ki burada hani bir şey var, bir otorite var. Gittiniz bir yere mesela, bir devlet dairesine. Baktınız ki herkes tetikte mermi gibi çalışıyor böyle. Tıkır tıkır işler yürüyor. Ulan dersiniz burada bir şey var, hani bir sıkı vermişler bunlara. Bunlar nasıl böyle çalışıyor? Ben de görevimi yapayım falan, hani bu işler böyle bu kadar disiplinle gidiyorsa bir şey vardır. Herhalde takip ediliyorum dersiniz. Acaba güvenlik kameralarımı görüyor? Bu millet niye hiç rahat durmuyor mesela, oturmuyorlar, hep çalışıyorlar dersiniz yani, bir düşündürür size o düzeni fark ettiğiniz zaman. Yoksa şöyle demezsiniz ya, kimse beni uyarmadığına göre demek ki burada işler böyle, yatarım istersen ay sonunda maaşımı alırım. Da olmaz öyle mesela. O insanları disiplinle çalıştıran şey neyse, saltanat, güç, irade, celal neyse, o sizi yakalar orada. O yanlışınızda kapının önüne kor sizi. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Üstad Hazretleri o zamanlar güvenlik kameralarını görmediği için bize bu örneği verdi. Her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Yani tabiri caizse padişaha jurnalliyorlar seni. Haber veriyorlar böyle. Şunu yaptı, bunu yapmadı, bunu yapmıyor. Bak şu görevi var, yapmadı, savsakladı, işe geç geldi falan filan. Böyle diyor memurları bulunur. Telefon ediyor, onlardan bilgi alıyor padişah. Üstad Hazretleri'nin 2. Abdülhamit zamanını gördüğü cennet mekan hatırlarsak, bu jurnal meselesi o zamanlar çok gündemdi biliyorsunuz. Sultan Abdülhamit çok casus bulundururdu. Zaten teşkilatı mahsusa falan biliyorsunuz, onun şekillenmesi de onunla ilgili. Casusların verdiği raporlara da çok kıymet verirdi. Şimdi bak Üstad Hazretleri de o, belki o tecrübeden hareketli. Bilemiyoruz tabi Allah-u Alem. Burada onu misal veriyor. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Bak, o sahipsizliğine yordu. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Kafasına göre takılsın derler, istediği gibi kullansın o malları. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Yani harama girmeye, şu hali hazırda beni engelleyen bir şey görmüyorum ben diyor. Bir hikmet, bir gerek. Allah Allah. Gözümle görmezsem inanmayacağım. İşte problemin şeyi bu. Gözümle görmezsem inanmayacağım. Aklınla sezmen? Yok, gözümle görmezsem. Ya belki de aklınla sezmen gerekiyor. Akıl, eğer göz yeterli olsa akla ihtiyaç var mıydı? Demek ki gözün gördüğü yetmiyor ki insana akıl verilmiş. Hayal verilmiş. Ne bileyim, daha bunun gibi birçok yetenek verilmiş. Hissi kablel vuku var mesela, olacak şeyleri hissedebilme. Öngörü diyoruz biz mesela. Şimdi bunlar da verilmiş. Bir kere buna bir bakmak lazım. Niye gözümle görmezsem inanmam? Niye göz bu kadar padişah oldu insanda? Aydınlanma çağında, ahir zamanda, materyalizm, naturalizm falan bütün bu izimlerde bu şey vardır. Gözümle görmezsem inanmam. Neden? Göz niye bu kadar padişah oldu? Göz neden bu kadar doğrunun tek geçer akçesi oldu? Niye görmediğimiz şeye, laboratuvara sokmadığımız şeye inanmaz olduk? Bunu sorgulamak gerekmez mi diye şey yapıyor. Yani onu biz yapıyoruz onu tabii, burada yok o. Düşünmemiz lazım. Üstad burada onu zikrediyor. Özellikle zikrediyor bence. Gözümle görmezsem inanmayacağım. Bu asrın insanlığın idraki yani. Kafa yapısı. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. Eklemiş arkasına bir sürü şey daha. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Münazara yani
niza böyle şey başladı. Münazaranın tam tarifi burada nasıl geçiyor? Tartışma, konuşma, evet ben de öyle diyecektim. Hani böyle o onu ikna etmeye çalışıyor, o onu ikna etmeye veya izam etmeye çalışıyorlar birbirlerini. Galip gelmeye çalışıyorlar, hakikati ispat etmeye çalışıyorlar gibi gibi bir böyle münazara başlamış. Fakat bizim süremiz bittiği için o münazarayı okuyamayacağız. Bugün okuyamayacağız. İnşallah ömrümüz olursa, Allah afiyet verirse, imkan verirse inşallah yarın münazaraya gireceğiz. Bir parça okuyacağız. Belki suretlere de gireriz ama benim hızıma bakılırsa onunla zor beceririm gibi geliyor. Cenab-ı Hakk'ın fazlından umut kesilmez. Elhamdülillah 10. söze giriş yaptık. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.